Hayat Vardan merhaba. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun. Haftanın tam ortasındayız. Sağlık dolu bir gün olsun. Yine bugün sağlık adına çok değerli hocamla birlikte konu başlıklarımız var. Çok önemli konu başlıklarını paylaşacağız. Profesör Doktor Cemile Öztin Öğün hocam. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel böyle bir renk verdiniz. Yani tabii bu aralar <laughs> renklere çok ihtiyacımız var ki hocam hep söylüyor renklerin dili var. Renklerin dili var tabi. Ve ifade ettiği anlamlar var. Mesela mor da benim en çok sevdiğim renklerden bir tanesi. Enerji rengidir bana göre. Mor bilgeliğin rengi. Ee, paranın rengi. Öyle mi? <laughs> evet para istiyorsan. Mesela mor bir cüzdan. Yani mor cüzdan bulmak zor da. Mor paranın rengi. Mor mavi. Ee, ama... E, daha çok e, maneviyatın rengi çok fazla etrafında olursa yalnız biraz böyle e, zihni karıştırabilir. Evet bir ara şey duymuştum hocam Mor için depresyon rengi diye duymuştum. Böyle bir şey yok herhalde değil mi? Yani e, hani Depresyona sokuyor diye mi? Evet böyle bir şey i̇şte duymuştum. İşte çok fazla olması iyi değil çünkü şey e, Mor'da hani tefekkürün rengi, e, bilgeliğin manevi... Ee, bilgeliğin rengi aslında mor evet. çok fazla olması e, biraz kafa karıştırabilir onun için bilmeden yüksek yüksek gelebilir evet. bazen bilmeden giyiyoruz mesela hani ben bugün siyah tercih ettim siyahın her zaman bir asilliğine inananlardanım ben böyle asil renktir ama hani bunu böyle işte bugün siyah olsun falan diye değil bazen öyle gün içerisinde e canınız ne giymek istiyorsa onu giyiyorsunuz. Bazen de planlayıp programlayıp giydiğiniz şeyler oluyor. Yani bu tamamen bilinçaltıyla alakalı bir şey mi Evet. Canım? Yani mesela bugün e, siyah giyinmek e, benim yani son anda karar verdiğim bir şey ama düşündüğüm zaman siyah ben... bütün renkleri taşıyan renk biliyorsun. Ve şeyin farklı Kurtarıcı enerjisi var. Evet. Kurtarıcı olmanın dışında ben daha çok hani bunun duygusal ya da e, bilinçaltındaki e, yansımasıyla ilgili cevap vermeye Mesela çalışıyorum. Mesela hocam, yani matem rengi denir, siyah için. Tamamen öyle değil. Ee, bir disiplinize bir renk, biraz disiplin rengi. Aynen lacivert gibi. Ee, siyah tüm renkleri kapsadığı için, tüm renkleri bünyesinde bulundurduğu için, aslında enerjisi hem çok yüksek. Hem de çok enerjiyi e, emecek sizden enerjiyi emecek bir renk. Yani sürekli siyah giymek, e, işte depresyon rengi biraz o. Sürekli siyahla olmak, o çok doğru değil. Arada renk geçişleri kesinlikle olacak. renk olması lazım. Hı hı. Siyah bizi tamamen hani kapatıyor. Bir sürü enerji çok karıştırabilir. Biraz e, bunun bir seyretmekte fayda var kesinlikle. Siyahı, evet. siyahı birazcık ara ara kullanıyorum. Ara ara ben de çok kullanıyorum lazım. çünkü. Evet, de. benim de çok sevdiğim renklerden bir tanesidir. Bu arada tabii biz böyle renklerle dedik ki e, belki de evdesiniz şu an, azıcık sıkıldınız, azıcık keyif. değişik bir şeyler seyir. konuşalım. Biraz dedik renklerin dilinden bahsedeyim ki ben şuna e, çok e, keyifle. Biz senle yemek de yapalım burada. Aa yapalım vallahi hocam. <laughs> Şöyle bir şey, e, birçok tanıdığım eş dostun sosyal medya hesaplarında görüyorum böyle evde giyinip oturup işte ne bileyim kahvesini içenler Aa, de var. Evet. Yani bu <laughs> da çok keyifli bir şey. Hep böyle pijamalarla ya da ev haliyle duracağız diye bir şey yok. Evde de kendimizi özel hissettirecek bir şeyler yapabiliriz. Evet. Ee, ne bileyim belki üzerimizi giyinebiliriz dışarı çıkacakmışız gibi hazırlıklı bir şekilde evimizde ailemizle birlikte belki o şekilde oturabiliriz. Aslında hayatı renklendirmek ve hayatı güzelleştirmek evde de olsak bizim elimizde. Öyle çok güzel minik videolar var komik giyiniyor ama böyle süslenmiş üzerinde çantasını almış ama iki diren bir çekirdek nereye gidiyorsun anne diyor salona gidiyorum. Evet <gülüyor> <gülüyor> salona. Bu aslında insanın kendine olan belki biraz saygısı, kendine vermiş olduğu değer, belki de bu süreçte kendini minicik. Ee, belki yüzünü güldürmek, tebessüm ettirmek, adını her ne derseniz deyin ama kendimizi önemli hissetmek ve kendimizi bu süreçte e, sanki böyle hastaymışız artık böyle hiçbir şey olmayacakmış gibi modundan bir an önce çıkartmak lazım hocam. Biraz gidişat sanki oraya doğru mu gidiyor? Yani <laughs> insanların biraz enerjisi düştü mü artık? Evet, Nasıl gözlemliyorsunuz? Düştü. bir Hem bir kanıksama var hı hı. hem de bir korku var. Değişik iki tip insan e, algısı var bende. Birisi şöyle korona bile yok diyen bir ekip var ve çok rahat davranıyor. Uydurma gibi evet, bir şey. Evet, korona uydurma, maske yok evet. ee, veya işte sarılıp öpüşen insanlar, mesafe yok, her onu elliyor, ona dokunuyor, çok böyle kale almayan bir veya bilinçsizliğin ötesine geçmiş bir ekip var burada bir de paranoya yapmış işte ben kendi facebookumda da paylaştım çok hoştu önce giriyorum diyor kapıda bir elimle şeyi tutuyorum kolonya kolonyaya şeyi sürüyorum dezenfektanı, dezenfektanı kolonyalıyorum ondan sonra paketlerle birlikte kendimi dört gün balkonda bekletiyorum diyor Evet, izlemiştim sizin sayfanızda. <laughs> böyleleri de var ama <laughs> hocam, şaka değil mi? Bir öksürüğüm olmayınca, Olips'te nefes darlığı öyle <laughs> söylüyor, Red Bull'da da halsizlik o görmeyince diyor hepimiz içeri giriyoruz. Yani ondan sonra işte daha komik olarak devam ediyor olay. Böyle bir paranoya olayı var. Yani onu fıs fıs yapıyor, bunu fıs fıs yapıyor. Ondan sonra onu öyle tutuyor. Şimdi e, ikisi de uçlarda, ikisi de olmaması, yapılmaması gereken bir şey. Niye uçlara gittiğimizi de anlamıyorum. Yani ilginç bir milletiz. Ortasını niye bir Ortasını bulmamız Değil lazım. Ne rehavette bulunmamız doğru ne de paranoya yapmamız. Şimdi Mart'ta başladı muhabbeti var ama şimdi de şöyle konuşuluyor ki ben de öyle düşünüyorum. Onlardan birisiyim. Çok önce vardı zaten. Yani belki neredeyse Eylül'den bahsediliyor Eylül ayından beri olduğu söyleniyor. Aralıkta falan olduğuna kesin ben de eminim. Ve ben kendimin de geçirdiğine sen de konuştuk. Evet. Yüzde yüz eminim. Ee, yani ben de Şubat başında yani o zaman korona muhabbeti Çin'de, Çin'deki bir hastalık diye bakıyorduk ya biz olaya. Ee, yani bize gelmez gibi e, geliyordu. Tabii, hep öyle hiç hayal öyle, edip. hiç geriye dönük düşününce dört yani dörtte dört böyle her şeyiyle dramatik olarak e, kitabi bir şekilde onu geçirdiğimizi görüyorum. Bir sürü kişinin de geçirdiğini e, biliyorum. Şimdi herkes yani ölümlerden yana tabii insanları huzursuz ediyor. Yani onun dışında çok değişik aşamalarda herkes koronayı geçiriyor. Belki de geçirdiniz. Evet. Belki yalnızca bulantı kusma oldunuz. İselli, iselli, hafif ateşli bir şey oldu. Öyle geçirdiniz koronayı. Belki aldınız öyle yürüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Almamak biraz şey gibi. Hatta o geçirdiğimden sonra da iki kez daha enfekte olduğum gibi bir düşünce var bende. Çünkü gene yoklandığımı hissettim. Şimdi ben Bulguları bildiğim için kendimi tartabiliyorum mesela ki bu kadar korunmaya rağmen oluyor bu. Ve çok önerdiğimiz şeyleri kendimize yapıyoruz yani. Fakat sizlerden daha büyük risk altındayız. Evet, Niye? Kesinlikle. Hekimi, hekimsin ve hastayla öyle ya da böyle temas halindesin. Yani e, siz evinizde oturabiliyorsunuz ama biz hasta görüyoruz sonuçta. Evet. E, hastanın da ne olduğunu o an bil, bilmeyebilirsin. Pencere aralığı diyoruz biz. Hani böyle müpem e, bir aralıktaysa hani hastalık tam ortada değil ama mikropla da dolanıyor halindeyse ne sen biliyorsun ne, ne o biliyor. Karşılıklı Taşıyıcı oturuyorsun. Kolumunda. Evet. Taşıyıcı değil. Taşıyıcı olmak ayrı bir şey. Ama şimdi mesela diyelim ki sen enfekte oldun. Yani sen mikroba aldın. Ama bir kuluçka döneminde hiç bulgu vermeyebiliyor. 14'ten daha fazla olduğu söyleniyor hocam. Artık ülkemizde bir de o Her şey çok karış kuruş. Evet. Ama burada söylenen 5-7 gün ortalaması. 5-7 günde hissediliyor olunduysa. Bir, hafta bir haftada olunduysa. bu iş oluyor. 4 gün boğazda oluyor. 4 gün boğazda görmüş bazı insanlarda. Pat diye akciğere iniyor bazılarında da boğazda duruyor biraz. Su dolu kabarcıklar gözlenmiş. Öyle. Mesela tomografide bulgularına rastlandığı söyleniyor. Tomografi... tomografi akciğer için. Evet mesela hani duyuyoruz boğazda hocam. Boğazda görülmesi başka ha, boğazdan, bir şey. Boğazdan indiyse Şimdi, akciğerde görülüyor öyle mi? Artık akciğeri akciğer tut, tuttuğunda tomografi bulgusu hemen vermez. Radyolojik bulgu hemen asla olmaz. Yani radyolojik bulgular geç oluşur, geç düzelir. Akciğerde ilk anda bulgu da tomografi çekildiğinde vermeyebilir O zaman Akciğerde doğru bir şey değil Akciğerde tomografik görüntüyü oluşturacak olgunluğa erişmemiştir mesela Çıkmayabilir 2-3 gün sonra çektiğinde çıkacaktır ama Hı, Evet Pat diye akciğer çıkmaz Evet Reklama gitmemiz gerekiyormuş hocam. Ha, Çünkü, bir Bize bize mi reklamı böyle <laughs> mi gösteriyorlar? Evet işaret yazımız geldi. Şundan soruyorum reklam dönüşü cevaplandı, cevaplandırırsanız sevinirim hocam. Ee, mesela böyle acile gidip de hemen e, işte akciğer tomografisi çekilip hiçbir şey yok deyip gönderilen hastalar oluyormuş. Bunu duyduğum için söylüyorum. E, o zaman boğazda belli bir dönem kalma süresi var. E, bu anlamda tomografiler yanıltıcı olabilir. Bunları hocam konuşalım. Tomografi, bakın bu bilinen bir şeydir. Radyolojik bulgular yani tomografi bulguları oluşması için bir zaman bir olgunlaşma süreci var. Hemen oluşmaz. Hasta hastadır ama tomografide görünmeyebilir. Orada hekimin bir şeyi yok yani görmüyorsa görmüyordur gerçekten evet. görünmüyordur. Hı hı. Bu belki hastanın o andaki gidiş şekliyle hani öksürük çok kuru bir öksürük varsa Şimdi, belki. Yani neye göre tanı koyduğun hı hı. bu hekimin işi onu belki evet. de. Hekim e, arkadaşlarımıza bırakmamız lazım oradaki süreci. Yani tedavi konuşmak çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben. Evet Bizim kişiye tedaviyi evet, Kişi kişiye göre değişen evet. Bu anlamda tedavi seçenekleri var ve doğru bilinen yanlışlar da var bu süreçte e, neler yapacağımızla alakalı da konuşmaya devam edeceğiz kısacık bir aradan sonra. Kısacık bir aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Ekranları yeni açanlar varsa merak ettiğiniz sorular sorular varsa acaba koronadan nasıl korunabiliriz? Neler yiyelim? Neler yemeyelim? Nelere dikkat edelim? Kendimizi nasıl koruyalım? Artık bildiğimiz birçok şey var ama bildiklerimizin yanında yanlış bildiğimiz bilgiler de çok fazla. Bugün onları da konuşacağız kıymetli hocamla profesör Soru doktor. Soru sorabilirler. Soru evet sorularınızı bekliyoruz. bununla alakalı Daha merak ettikleriniz olabilir. varsa e, Profesör Doktor Cemile Öztünöğün hocam bizlerle birlikte e, ve tabi sorular çok önemli. Soru cevap şeklinde de e, bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam şimdi e, birazdan da söyle virüs temizleyici tarif verecek hocam. <laughs> Merak ediyoruz çünkü bu süreçte e, yani şu mu yenilse, bu mu yenilmese, neler yapmalıyız gibi birçok şeyler şimdi, kafamıza e, soru işareti. E, yenilecek şeylerle ilgili epey e, uzun bir liste var. E, kuru sıcak dediğimiz mizaç tıbbına göre İslam tıbbına göre mizaçlar var. Bu mizaçların beslenme şekilleri var. Virüsün de bir mizacı var. Bu mizaç soğuk ve nemli. Buna karşı e, tamamen kendimizi sıcak tutmak yani vücudumuzu, evimizi sıcak tutmak ve sıcak e, ılık sıcak içecekler içmek. Soğuk mizaçlı yiyeceklerden uzak kalmak çok değerli. Çünkü e, karşılaşmamış olanlar için de değerli. Evde hastalığı geçirenler için de değerli. Sıcak kuru mizaçlı. Evet. O bir sürü var bunlarla ilgili liste. Onu Facebook sitesinde yazacağım. Evet hocam, hocam. Facebook'tan yazacağım. Facebook'tan yazacağım. Facebook'u Facebook olmayanlar için Instagram'a da yazacağım. Doktor Getat sayfasından Her Instagram ve Facebook'tan sıcak kuru mizaçta, birinci öncelikle sıcak kuru mizaçlı. Yani hangi yiyecekleri tüketmemiz doğru, hangileri sakat. Birinci öncelikimiz, ikinci önceliğimiz ve asla olmaması. Yani tüketmememiz daha doğru olanlar gibi evet. bir böyle sıralama yapıp bunu yazıp... İki siteye de yani hem Instagram'a hem Facebook'a atacağım. Çünkü epey liste uzun. Hangi birini söyleyeyim burada? Yazamazsınız. Oradan görünce bakarsınız kendinize liste çıkarırsınız. Basarsınız gerekirse buzdolabınıza yapıştırırsınız yani. Evet. Siz geçen hafta bahsetmiştiniz. Benim çocuklar da artık soğuk bir şey yememeye alışkanlık haline getirdiler. Soğuk su bile içmemek Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu süreçte çok önemli dedik. Peki hocam şunu çok merak ediyorum. Bir kişi... Koronavirüs geçirdikten sonra bir daha enfekte olursa riskleri daha mı azaltmış oluyor? Vücut bağışıklık mı kazanmış Kısmi oluyor? Kısmi bağışıklık olacak gibi duruyor ama hala soru işareti var. Re enfekte yani yeniden enfekte olan insan şu an bunların bildirilmesi lazım. Bir daha karşılaştı. O zaman bağışıklık cevabı nasıl olacak bilinmiyor. Şimdi bilinmeyen bir şeye karşı evet. fikir yürütürüz spekülasyon yapıyoruz. Ama ikinci dalga geldiğinde muhtemelen ikinci dalga gelecek sonbahar da, kış başlangıcında. ikinci dalgayı yiyeceğiz. Orada geçirmiş olanlar biraz daha hafif geçirecek gibi duruyor. Hiç geçirmemiş olanlar belki ağır geçirecek. Bu arada yani çok yüksek oranda kişi koronayla değişik seviyelerde hastalanacak. Bakın ölümlerin olduğu ee, insanlar hani hiçbir problemi olmayan insanların da yani bir sigara geçmişi e, bir kronik hastalık geçmişi olmayan insanların da yakalanıp e, vefat ettiği haberleri de var. Şimdi tabi ama burada bilinmeyen bir şey var. Yani ortodoks tıbbı açısından baktığımızda o kişi sağlıklı genç ve hast yani ee, bir yan faktör taşımıyor diyelim. Şunu bilmiyoruz ama yani e, o kişinin yenilmesinin nedeni nedir acaba? Şu mudur? Belki kronik görüntüde bir hastalığı yok ama vücudu çok toksik miydi? Belki sigara içmiyordu ki sigara çok ciddi bir risk faktörü. Ee, acaba? Vitamin ve mineral dengesi nasıldı? Sağlıklı görünüyordu ama sağlıklı görüntünün altında çok kirli bedenler var, ağır metal e, taşıyan bedenler var. Özellikle gençlerde çok ciddi arsenik yükü var. Tavuklarla maşallah ya da dışarıdan beslenerek ciddi olarak toksik yük taşıyorlar. Me, e, ağır metal riski o kadar yüksek ki e, veya yaşam özlerinde problem var. Yaşam özü dediğimiz şey çok yüksek olmayabilir o insanların. Bağışıklık sistemini görüntüde değil ama derinde karıştırmış bir şeyler olabilir. Bilmiyoruz bunları. Bu insanlar araştırılsa acaba görüntüde hastalığı yok ama ne çıkacak acaba? Yüksek stres faktörü. Ha bunların hiçbirisi yokken korona bunları alıp da Hasta edip de öldürdüyse evet. bu da bir seçenek. Bilmiyoruz ki ama ee, fakat yani mutlaka yaşlılara da gitmiyor. Ama şu var risk faktörü diye bir şey var. Ne bu? Bir kere kesinlikle e, görüntüde veya görüntüde olmayan karışık bir metabolizma. Dengesi bozulmuş bir vücut var. Bağışıklık dengesi bozulmuş bir vücut. Savaşamayacak bir vücut. Çünkü girdiğinde bir sürü şey oluyor buraya girdiğinde, içeri girdiğinde. D vitamininiz düşükse, C vitamininiz düşükse, çinkoduz düşükse. Burada e, bu şey savaşamıyor ki. Yani e, sizin e, oksidan, antioksidan diyeceğim. Nasıl Türkçe anlatayım? E, vücutta e, hani zararlı maddelerin oranı dışarıdan aldın veya içinde de senin üretiliyor. Bunların ve bunlara karşı savaşan iç e, korumalarımız var bizim. İç korumamızın, vücut dengesini koruyan savaşan hücrelerin durumu ne acaba? Bunu bozan ne? Ha hastalık, şekerin vardır. Tansiyonun vardır, ee, kalp damar hastalığın vardır, bunlar çok büyük risk faktörü olarak görülüyor. Akciğerin zaten hastadır, astımın vardır, zemin vardır, sigara içicisindir, olay orada kitlendi zaten ee, veya böbrek hastasısındır, yani vücudunun dengeleri karaciğerde problemin vardır. Yakın zamanda büyük bir enfeksiyon ya da ameliyat geçirmişsindir. Kanser tedavisi görüyorsundur. Vücudunda bir malin hastalık vardır. Tüm bunlarda evet düşme riski yüksek. Bu insanların yakalanınca kurtulma şansları normalden daha az değil mi? Evet. Ama bilmiyoruz ki sen ben burada otururken acaba içte ne kadar zehirliyiz biz ne kadar dengemiz bozuk o kadar çok insanın bu dengesi sakat ki sigara içmese de mesela. Ara ara görüyoruz haberlerde hiçbir kronik hastalığı olmayıp i̇şte atlatmış bunu söyledim. ve çok kötü bir şekilde atlatanları da görüyoruz örnekleri var hocam. Evet. Evet. Ya bana bir şey olmaz tabusu burada doğru değil. Ee, hani var böyle Şimdi, dediğimiz i, gibi problem insanlar. dengenizin bozulup bozulmadığını yani ee, ne kadar zehirli olup olmadığınızı bilmiyoruz. Yani yakalandığınızda bu herkesin bildiği faktörler risk faktörü ama acaba siz görüntüde olmayan hangi şeyi taşıyorsunuz? Yani bu koronanın alıp götürdükleri alıp da bu dünyadan göçürttüklerinde aslında içeride ne problem vardı bilmiyoruz. Evet. Bunu söylemeye getiriyorum. Bunun için de temizlenmek çok değerli. Bunun için de önlemler çok değerli. Şimdi yapılabilecek bir şey var. Koruma koruma koruma. Yani senin kendini olabildiğince hani hep aynı şeyi söyledik. Olabildiğince az virüs yükü gelsin sana. Virüs geliyor zaten. Öyle ya da böyle hepimize bir şekilde geliyor. 3 tane geliyor, 5 tane geliyor, bin tane geliyor, 500 tane ulaşıyor. Hiç bak bunu öngörmek çok zor. Sağında, solunda birazcık dışarı çıkıyorsan, korona olan bir yerde yaşıyorsan, neydi? Kafadan 3 puan alıyorduk. Bir evet, sınıflama söyledik. Ne olur ona bakın. O kadar değerli ki o puan puan tablosu. Zaten bir şey gelmemesine imkan yok. Çarşıda pazarda gezerken Market'e gitmek. Market'e gibi değil gittiğinde. Evet. Tabii ki yok. Şuraya geldiğimizde mümkün değil, mutlaka mikrop bir şekilde dolanıyor evet. o mikrop. Ama ve velakin e, sana bunun az gelmesi önemli. Yani bu yük, virüs yükünün azaltmak, işte yıkayarak, korunarak, maskeyle, işte uzak durarak falan virüs yükünü az almak, az dışarı çıkarak virüs yükünü böyle azaltıyorsun. Peki virüs yükünü azaltsan da virüs mutlaka geliyor. Birinde de çok gelme riski var. Bir şekilde geldi. Nasıl e, kendimizi yüksekte nasıl tutarız? Yani o nasıl altta kalır? Biz nasıl yüksekte? Bize ulaşamaması lazım. Bizim bariyerlerimizi, dalga kıranlarımızı geçememesi lazım. Nasıl geçemeyecek? Biz bunu konuşalım. Evet. İstersen evde izolasyonu konuşalım. Evet o da çok önemli konu başlıklarından bir tanesi. Şimdi belki bir sürü insan evde Gitmek zaman istemiyor. Zaman, evet zaman zaman ee, yaşıyor. Eee test sıkıntılar. yaptırayım işte beni şöyle mi yaparlar böyle diyen insanlar da çok oluyor. Çok fazla. Ya da farkında olmadan hani müpem işte hastaneye herkesi yatırmak da istemiyorlar zaten. Tanıyı düşünüp evine gönderiyorlar. İzole ol evinde geçir deniyor. Ancak şöyle olursa gel deniyor. Yani herkes hastaneye yatıramazlar. Yatırmaları da doğru değil zaten. Yalnızca yoğun bakımlarda. Şunu da ne olur bakın e, tekrar söylüyorum. Bizim ülkemizde çok ciddi bir altyapı var. Gayet ehil bir sürü yoğun bakımcı var. Hekimlerimiz yoğun bakıma çok alışkınlar. Bir sürü solunum makinemiz var. Hemşiremizde, hemşiremiz de Hekimimizdi, aletimizdi, edevatımızdı. Biz yoğun bakım konusunda pek çok ülkeden, Avrupa ülkesinden çok öndeyiz. Çok ehiliz. Gerçekten de yoğun bakımlarda başarılı sonuçlar alınıyor bizde. Bakın dikkat et yoğun bakım hasta sayısı entübe hasta sayısına dikkat et. Evet ee, yoğun bakıma gerçekten ihtiyacı olan hasta yatıyor. Entübe kavramını da öğrenmiş oldunuz bu arada. Entübe herkes. bizim kavram, entübe kavramını bütün Türkiye öğrendi. Neydi neydi hani her tüp. Bizim evet. bütün rutinimiz o. Bütün hastaları uyuturken ya da yoğun bakıma aldığınızda solunum makinesi bağlarken boğazına şöyle bir tüp koyuyorsun. Şu kalınlıkta yani baş parmağım ya da yani işaret parmağım kalınlığında bir tüp giriyor şu uzunlukta. Filmlerde bazen doğru gösteriyorlar. Hani makine ya da anestezi alırken, ameliyat, olurken hı hı. ağzında bir tüp oluyor. O tüp. O tüp mutlaka Hastanın oluyor. Hastanın bilinci açık oluyor mu hocam bu süreçte entübe edilirken? Yoğun bakımda? Yok herkesin ki açık olmaz. Uyutuluyor mu genellikle Uyutulur. yani şey Eğer ki problematize ise uyutuluyor. Hı hı. Yani gerçekten uyutulup enerjiyi yalnızca bedenin diğer kısmına vermesi lazım. Hasta çırpınabilir çünkü makine Makinenin çalışmasını çırpınarak engelleyebilir. Bunun için uyutup, yani hastayı böyle selamette, sakin, huzurlu tutuyorsun hmm. ki makine rahat rahat işini görsün. Yoksa e, hasta zaten var olan yaşam enerjisini e, buna e, Harcay, harcayacak. harcayacak. Evet. E, o pro, sonradan kötü olacak. Hasta birazcık akciğerleri toparladığında yavaş yavaş uyandırırsın. Makineyle birlikte solumaya başlar, sonra yavaş yavaş makineden ayırırsın. Biraz tut makineye bağlarsın, biraz e, normal havaya bırakırsın, biraz bağlarsın, normal kendini idame ettiriyorsa tamamen ayırırsın. Öyle makineden cart bağladım, hemen pıt çıkarttım, öyle bir şey değil. Süreç. Oo, çok, o çok uzun bir süreç. E, me, yani biraz meşakkatli ve e, ehil olmak isteyen bir süreçtir. Evet. Böyle Yo yoğun orada bakımcı yazan, olarak konuşuyor. Evet. entübe hastası her gün orada görüyoruz bakanlığımızın açıklamış olduğu tabloda. Entübe hasta. E, ve böylelikle Entübasyon de... diyoruz. tüpün evet. sokulma işlemine. Hı, Hı Anestesilerin gözü kapalı yaptığı şeydir. Biz öyle doğar öyle ölürüz öyle diyeyim. Entübasyon bizim işimiz. Evet hocam entübeden sonra hasta yoğun bakım sürecinde mi geçiyor? Dediğiniz gibi bu bir aşama. Entübe, entübe ise hasta Zaten, Zaten yoğun bakımda. entübe ise yoğun bakımda olmak zorunda. Hı hı. Entübe edilip bırakılmaz hasta. Solunum makinesi bağlanacak insan entübe edilir. Evet normal bir şekilde. Makineyle soluyorsun. Hı hı. Kendi başına akciğerinle sana yetmediğini kendi başına soluyamadığını gösterir. Bu da sanıyorum e, senin de merak ettiğin, ya insanların anlamada çok fazla yer var. Acaba o ne bu ne diye sorabilirsiniz. Evet yani mesela entübe kavramını. Ee, ilk defa belki birçok kişi duydu. İşte sağlıkçılar dışında diyelim. Tabi sağlıkçıların, hekimleri. Bir dahaki sefere ben sana entübasyon kalın. tüpü getireyim bari göstereyim. Bu nasıl bir şey? vallahi çok da iyi olur hocam. Yani merak edilen bir konu aslında. Çünkü orada yoğun bakım hasta sayısı altında da hemen entübe sayısı. Şey, bir örnek varsa arkadaşlar ekrana şey, verirsek ee, de sevinirim. Dünkü sayı aa, olabilir vaka sayıları. Böyle e, parmak kalınlığında bir tane mesela e, şey... Düşün, e, çeşme ortumu düşün. Evet. Onun e, şeffafını düşün. Şeffaf çeşme ortumu düşün. Onun şöyle bir e, 30 santim kadar boyunda olacak. E, bir tarafı makineye bağlanıyor, bir bir kısmı hasta öbürü hastanın içinde kalıyor. Yani tüpü sokuyorsun e, nefes borusuna. O tüpü koyuyorsun e, nefes borusuna koyuyorsun onu hastada hastaya sabitliyorsun ağzına evet ve solunum makinesini de ona bağlıyorsun. Mesela hocam burada gördüğümüz tabloda. insanlar kendisi hı. nefes alıp vermiyor. Makine, Makine. nefes yani. alıp verdiriyor. Evet. Filmlerde mutlaka görmüşsünüzdür. Makine puf puf tara puf tara diye basar ve akciğerler kalkar iner. Hani genellikle katiller gelip makinenin şeyini Kişini çeker falan. falan. <laughs> e, hasta evet. soluk alamaz ve ölür. Hani o muhabbet. Mesela hocam burada bakanın e, bakanlığın tablosunda e, diyor ki toplam yoğun bakım hasta sayısı ve altında da toplam entübe hasta sayısı. Yani... Şimdi yoğun bakımda yatan herkes entübe olmak zorunda değil. Evet. Yoğun bakımda, yoğun bakımlarda derece derecedir. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak diye. Şimdi birinci basamakta e, mesela koroner yoğun bakım gibi yatıyorsun, hafif bir problemin var, e, atıyorum ateşin var, ritim bozukluğun var, azıcık e, kalbinde şey var veya e, intihar teşebbüsüsün yatıyorsun falan böyle. Bu birinci basamak mesela ya da e, ameliyat olmuşsun birinci basamak ikinci basamak gibi böyle. E, üç en ağır olan 3 üçte mutlaka çok yüksek olasılıkla hasta entübedir, solunum makinesine bağlıdır. Bir sürü kateter vardır yani e, atardamarını izliyorsundur. Hı hı. E, bir sürü <laughs> e, serumlar vardır. Her yerinde kateter vardır. Yem, e, yemek borusunda kateter vardır. E, sondası vardır mutlaka atardamarında vardır. Çok fazla şeyi izlem içerisindedir. Bir sürü monitörlerde izleniyordur. Hani küçük, küçük televizyon ekranları gibi bir sürü şeyde hastanın oksijeni, nabzı, tansiyonu, işte kan basıncı, idrar akımı, e, sodyumu potasyumu, kanındaki karbondioksit falan böyle bir sürü şeyi aynı anda izleriz biz. O da hastada solumuyor, uyutuluyor, makine paftir, piftiri basıyor. Bir böyle bir e, muhabbet var. Bir de hani biraz e, artık entübe değil de eks tübe. Yani tüp çıkarılmış. Entübe tübün içeride olması demek. In içe İngilizce gibi in tüp, tüp içeride. Eks tübe <laughs> dışarı Düşünlen. gitme, tübün dışarı çıkması <laughs> gibi düşünelim. Tüp yok. E, farklı bir şekilde maske ile özel makineler var. Maske ile e, solutum yapılıyor. Yine e, solunumu desteklenebilir. Ama hala hastanın nabzı yerinde değildir, ateşi belki problematizedir, belki e, karaciğer enzimleri hala yüksektir. Makineden kurtarmıştır ama başka problemleri devam ediyordur, organ problemleri devam ediyordur. Onlar normale gelsin diye bekleniyordur ya da hasta onlarla mücadelededir. Akciğeri idare ediyor, solunum makinesine bağlanmadan devam ediyordur. Yine reklama geldi. Evet, reklama gideceğiz ve özellikle burun, ağız yaraları olanlar aman dikkat. Bununla alakalı yine hocam çok önemli şeyler söyleyecek. Ve el yarası olanlar. El el yarası olanlar da öyle ve ayrıca evde kalanlar için de hocam ev hayatında çok insanlar bazı insanlar düzensizlikten bahsediyorlar. İşte biraz kilolar alınmaya başladı belki uyku düzensizlikleri belki birazcık ev hayatındaki yaşanan problemlerle alakalı da merak edilenler var kısacık bir ara sonrasında tekrar sizlerleyiz. Evet hayat var son bölümüyle sizlerle birlikte son bölümümüzdeyiz tabii çok önemli konu başlıklarını sizlerle birlikte konuşmaya hocam bilgileri aktarmaya devam aslında ediyor. Aslında bir sürü şey var söyleyeceğim çok fazla. De. Ben böyle merak ettikleri sorular varsa şeyler var diye aslında soru sorsalar. Daha güzel cevap Evet veririz. merak ettikleriniz varsa sorularınızı bizlere WhatsApp numaramızdan ulaştırabilirsiniz. Hocam reklama gitmeden önce şundan bahsetmiştik. İşte elde çıkan yaralar, ağızda çıkan yaralar e, ve uçuklar mesela. burnunuzda yara varsa riskiniz çok yüksek. Virüsün yerleşme riski virüs daha az virüs girebilir. Daha az virüs etrafınızda varsa e, bu yüksek virüs yükü olmadan da hasta edebilir. Eğer yani elinizde elinizde e, gerçi elinizden hani girip de şey yapmıyor. Yani burada nefes yoluyla giriyor. Şunu karıştırmayalım. İnsanlar yiyecekleri mesela ne olur yiyecekleri e, çamaşır suyu ya da e, çamaşır de, e, bulaşık deterjanıyla yiyecekleri falan yıkamayın. Yiyecekler Sakın. Yiyecekler yıkanıyor evet. Domatesler, Sakın ha. salatalıklar, yeşillikler. Onları normal suyla yıkayın yani sirkeli, tuzlu. E, suyla yıkayın e, veya e, şeyin içerisine e, eski tentür diyotlar vardı bulabiliyorsanız. E, bir yıkama hani kabının içerisinde varken bir damla damlatın ondan. mesela. Tentür diyot. Tentür diyot bir damla damlatın. Evet. Dünyada bilinen en güçlü antibiyotik ve hiçbir mikroba direnç kazanmayan antibiyotik iyottur. Yani içinde iot var. Iot kadar değerli bir antibiyotik yoktur. Bu arada mesela korumak için iot almak da çok değerli. Iot alınması. Sana nasıl alabiliriz iot hocam? Lugol solüsyonu diye bir solüsyon var. Eczacılar hazırlayabiliyorlar. Ondan bir damla her şeyi damlatabilirsiniz. Şeylerin içerisine, sebze ve meyvelerin içerisine. Bekletin yarım saat. Bir damlayla bile o suyu götürür o. Yani... Şey yapar. Bize hak sağlığı derslerinde anlatılırdı. E, Lugor solüsyonu ya yani iot solüsyonunu e, hani köydesin, kasabadasın temiz su yok. İşte bir e, kova suya e, bir damla damlatıyorsun. Hani i̇yot, şey hı. yaptın. Üç damla damlat. yani damla, e, Hani şeyleri klorluyorlar ya. Suları falan klorluyorlar arada. Evet. evet. Burada iotluyorsun. Iot daha anlamlı klordan. Evet, bu da daha yeni az zar bir zar şey zararsız yani iyot Bulamazsak evet. tentir, evet, evet, tentir diyor tamam, bir damla. Zaten tent, evet tent içinde. Bir damla tentir diyor damlat, Hı -hı. hiçbir şey olmaz. Sonra yıka çalkala, İç, ne varsa ölür gider. Yani bir virolog koca vardı, geçen de denk geldim. Çok güzel anlatıyordu böyle, yani diyor ki bu kadar paniğe gerek yok resmen. E, biraz diyor, iş işte pencereleri aç, virüs çok hafif bir şey yani. Ha bir de evi çok havalandırmak çok değerli. Ev evde yapacağınız bir fıs fıs tarifi. Verdik mi ev fısfısı biz? Vermedik hocam. Ev vermedik fısfısı mi? ve virüs temizleyici tarif. Onu bekliyoruz. Fıs fıs e, evet vermedik hocam. Ev fısfısı. Nasıl Yani şimdi e, temiz bir su hani temiz kaynamış su olabilir. E, böyle hani fıs fıs diye sıkacağınız bir şey vardır mutlaka. Hani çiçek sulama. Deterjan, tarzı, çiçek deterjan sulama şeyi. Vardır iyice temizlenmiş fıs, fıs yapabilecek e, başlığı olan e, boşalmış bir şey olabilir. Herhangi bir deterjanı şunun bunun evet. fıs fıs formundaki şeyini alacaksınız. E, içine i̇çine işte bir ne kadar alıyorsa bir litre bir buçuk litre mi oluyor onlar? Bir litre işebiliyor. evet. Kekik yağı. Hı hı. E, Çay ağacı yağı, greyfurt, limon yağı ve lavanta yağı. Bunlardan mesela beşer damla damlattınız. Her birinden. Yeter. Çalkaladınız. Sonra greyfurt, limon, çay ağacı, kekik. Ee, bir de ne dedim? Ee, çay ağacını söylediniz. Kekik, lavanta dedik. Lavanta. 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 Hı -hı. Ondan sonra çalkaladınız. Bunları fıs 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 fıs. Yani 5 damla damlatırsınız. 10 damla damlatırsınız. Ee, içine günlük günlük diye bir e, bitkinin de yağı var. Atıyorum 5 10 damla da ondan koydunuz. Şeyinize göre. Bu aromaterapi bu. Aromaterapik yağları difüzör dediğimiz buhar şeylerine, çocuk buhar makinelerine koydunuz. Bütün evde dolandırdınız. En çok oturduğunuz odada sürekli olarak bunu dolandırdınız. Havayı temizliyor bu. Öldürüyor bu virüs şeyi. Ya, e bu fısfısı mesela şeylerin üzerine de yapabilirsiniz mesela. Koltuğun üzerine de yaparsınız. Çok da güzel kokar hep. Bunu Hem, deneyeceğim hocam. Özellikle nebulatörüm de var benim evde. Bunun içine koyup bir deneyeceğim. Önümüzdeki hafta deneyimlerimi paylaşacağım. Alın, aromaterapik yağlar çok ciddi olarak virüsü öldürüyor. Virüsü başka ne öldürüyor? Yani yiyecek olarak da mesela tarif demiştiniz hocam. Özellikle virüsü ee, engelleyici evde yapılabilecek ha, tarif tariflerden vereyim. bir tanesi. Neler Unutma unutmadan okuyarak vereyim. Evet. Neler yapacağız? Virüs temizleyici tarifimi veriyorum. Herkes ee, şöyle bir hazırlasın arkadaş, kağıdı kalemi. Bizim kendi e, yani hekim arkadaşlar kendi yani e, hani hazırlanmış. E, bizim de e, vakıf olduğumuz hani beslenmeyle alakalı eee bir küçük kaba 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir kabımıza 3 diş sarımsak. Yamsak. Hı hı. Zeytinyağımızı 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyduk. 5 diş sarımsak. Sarımsağımızı ee, koyduk. Eyüp arkadaşımıza selamlar burada. Selamlarımızı gönderelim evet. biz de bu vesileyle. Ee, onun şeyidir, tarifidir. Ee, beş 5 diş sarımsak. Burada benim ekleyeceklerim olacak onun tarifine. 1 çay kaşığı kadar sumak, 1 çay kaşığı yarısı kekik, 1 çay kaşığı çeyreği kaya tuzu. Aslında burada kaya tuzu başka anlamda önemli de bir 1 çay kaşığı yarısı da nane diyor. Yarım da limonu sıkıyorsun. Bunu karıştırıyorsun. Gece yatmadan önce tüketiyorsun. Aslında tarifler çok var. Sarımsak var, kekik var, sumak, sumak var. var. Kaya tuzu, nane. Aslında bu ısıtıcı bunun içine ne konabilir bence? Toz e, zencefil, Güzel toz olur. zerdeçal. E, toz zencefil ve zerdeçal. Acı oldukları için bunlar da yarım çay kaşığı konabilir. Hı hı. E, bu mesela zeytinyağlı hani sarımsak falan da var. Sarmısaksız ille de yoğurt tüketeceğim diyorsanız mesela e, yoğurdu içine sumak, kekik, tuz, nane koyarak e, zencefil ve zerdeçal da ekleyerek yoğurt tüketebilirsiniz. Bir yoğurda bu malzemeleri evet. katabiliriz. Hı -hı. E, yoğurdu yine yani sarımsaklayıp sarımsak, sumak, kekik, tuz, Hı -hı. E, nane Zencefil, zerdeçal veya dediğim gibi zencefil, zerdeçal, tarçın ve bal karışımı yapabilirsiniz. Mesela bu dediğiniz tarifler bir çorbanın içine de konulabilir hocam. Evet. Dediğiniz her şeyi zencefil ve zerdeçal. Lezzetli dolanırsın. Bütün çorbalara Hı -hı. E, çok anlamlı. Bu arada kişniş tohumu insanları çok güzel temizler. Bu arada temizlenmekte fayda var çünkü zehirli bedenlerde. ...bağışıklık sisteminde problem oluyor. Ee, kişniş de çok güzel bir temizleyici. Nasıl tüketeceğiz kişiniş hocam? Kişisi. tohumunu ya e, öğlen ve akşam yemeklerinde yemek esnasında e, kişi kendisini tartsın bir ya da iki tatlı kaşığı ya yoğurda koyup yemek ya salatanın üzerine ya da çorbanın içine atıp... yiyebilirsiniz tohumunu. Evet. Bu da çok değerli. E, karanfil. Her çayınıza karanfil, karanfili çiğnemek. Çiğnediğinizde sık sık sürekli karanfil çiğnerseniz e, bir süre sonradan yutarsanız onu e, bütün ağzınızdaki e, mikroorganizmaları temizler. Ağzı temizler. Yuttuğunuz zaman da burayı da temizler. Yakar o zaten. Evet. Çok ciddi bir antimikrobiktir virüsü mantarı, bakteriyi öldürür. Ağrı kesici özelliği var değil mi Arkesce hocam? Ağrı kesici özelliği kar var tabii ki. ayrıca dışarlarında Dışarısına genellikle hemen kullanılır. karı koyabilirsiniz. Evet. Tarçın. Tarçını sürekli tarçını tarçın çayı yapıp içebilirsiniz. Özellikle insülin direncinde e, çok değerli tarçın çayı. İki kabuk tarçın, iki ya da 3 kabuk tarçını bir buçuk litre ya da 1 litrede e, kaynatıp bütün gün boyunca içebilirsiniz tarçını. Çok da lezzetli olur. Evet. Geçen haftalarda benim kan bir Kan şekerini düşürür dikkat evet. edin. Evet kan şekerini düşürücü ee, Bu arada halis zeytinyağıyla sabah veya akşam ya sabah akşam da olabilir ağzınızı bir lokma alıp çalkalayabilirsiniz. Zeytinyağının o halis zeytinyağının böyle süte döndüğünü göreceksiniz inanılmaz temizler. Buna hindistan cevizi yağıyla da yapabilirsiniz. Ağzınızı çalkaladığınızda bütün buradaki mikrobu alır. E, yağın ağzınızı nasıl temizlediğine inanamayacaksınız. Çok zeytinyağı ilginç. ve hindistan ceviziyle ağız çalkalamak. Hı hı. Çok değerli. Hakiki zeytinyağı. Evet. Siz zeytinyağlı hocam arkesi özelliği de var yine. Zeytinyağının olmayan şifa. bir şey yok. Şifa. Her ya. şeye şifa. Evlerde ee, olması gerekiyor kabak çekirdeğini bu ara çok tüketin. Çünkü içerisinde kabak çekirdeği nitrik oksit diye bir madde çıkıyor. Bu madde bütün damarları genişletiyor. Bütün damarları genişletmesi demek. Bütün kan hücrelerinin rahat deveran etmesi demek. Vücudun oksijenlenmesi demek. Zaten bu virüs direkt gidip ee, al yuvarlara saldırıyor. Normalde virüsler al yuvarlara saldırmaz. Yani ak yuvarlar eklenir etkilenir. Bu değiş çok bu virüsün bir zaten tuhaf olmasının nedeni bu. Al yuvarlardaki hemoglobin dediğimiz hani kan sayımlarında laboratuvar sonucunda gördüğünüz hemoglobin denen esas o kanımızda vücudumuzda oksijeni taşıyan ana maddeye saldırıyor. Buradaki demiri itekliyor, yerine oturuyor. Şimdi demiri iteklediğinde vücutta çok ciddi bir demir yüksekliği oluyor. Bu demir yüksekliğini düşürmek için yapılması gereken var. Ee, orada işler karışıyor. Burada çinko işin içine giriyor. Çok ciddi o yüksek oranda çinko almak gerekiyor. Bir çinko tableti değil yani şey bir, e, alınması gereken beş çinko tableti. Eskiden günde iki tane şimdi beş tane falan almak lazım. Çinko burada yarışan şeyler var. Virüsün vücuda girdiğinde bağlanmasını bloke edecek. Bir boğazda bloke etmek bir de ciğerde bloke etmek. Evet. Bir de bağışıklığı zaten e, yüksek tutarak virüs geldiğinde hemen onu savabilecek durumda olmak. Ama Bağışıklı bunlar neyle bu mümkün? Ne? Evet. Bak bunların hepsi sıcak. Vücudu içini ısıtan. Hı -hı. Metabolizmayı hızlandıran. E, vücudun ee, virüsün mizacına ters bir mizacla karşılık vermesini söyleyen şeyler burada C vitamini çok değerli D vitamini çok değerli instagram yayında bunlarla ilgili çok ayrıntılı bilgi vereyim ee, evet. ama aslında şu an bu virüsün gerçek anlamında bir tedavisi var mı yok şu an yok yok ama bizim elimizde bunu tedavi edebilecek yöntemler var mı? Tamamlayıcı tıpta var. Ne? Bununla savaşacak ozon var. Tedaviler arasında virüsleri öldürdü. Her çeşit bilimsel platformda bir sürü yayınla virüs öldürücü özelliği kanıtlanmış. Ozon kana ozon vermek, ozon gazı vermek. Bu ozon gazı hastalığın bağışıklığı yükseltmek için de verilebilir. Verdiğinizde kanda dezenfektan olarak etkiler. Kötü ne varsa öldürür atar. İki, oksijenlenmeyi vücutta artırır ki virüs oksijenlenmeyi bozuyor. Onun için küt diye gidiyor gencecik insanlar. Dört, sitokin fırtınası, sitokin stok, fırtınası diye söylenen şey bizim 10 yıllardır bildiğimiz yoğun bakımda sırs SIRS diye Samsun, Isparta, Rize, Samsun. sırs diye yazılan şeyi tetiklemesi bu bir sendrom. Bunu tetiklemesi ozon bu tetiklendiğinde de onu aşağı iten, onu bastıran bir e, tedavi yöntemi. Ozon çok değerli bir tedavi yöntemi. Yüksek doz C vitamini virüs öldürür. Ama öyle 3 gram, 5 gram değil. 30 gram, 50 gram, 100 gram damardan vereceksin. Mesela yatan hastalarda ilk C vitamini takviyesi damar yolundan yüksek doz evet, yüksek dozda başlanıldığı söyleniyor. Peki yeni olmadan yeni önce oluyor. Olmadan önce de yüksek C vitamini yüksek evet, doz dozunu... C vitamini alacaksınız. Hı hı. Yani koruyucu olarak damardan C vit tedavi için ee, ama biz mesela e, herkes yatmıyor. Damardan cevit tedavisi yapıyoruz sürekli. Evet. Normalde sizin klinikte yapılan Yapılıyor, bir işlem tabii. aslında. Tıkır Peki tıkır hocam şu yapıyorsun. an e, damar yolundan alma fırsatı olmayanlar mesela C vitaminini nasıl? Toz C vitamini. Toz C vitamini Toz alabiliriz. C vitamini ve hı hı. yüksek doz alacaklar. E, günde 10 gram almak lazım erişkinlere. O da bir yemek kaşığı kadar ediyor. Evet. Herkesin kimisine belki 20 30 gerekiyor, kimine 15 gerekiyor. Bunu bilmiyoruz. Bunun içinde bir test var. İsel olana kadar C vitamini yüklemesi yaptırıp ishal olduğu dozun dörtte 3ünü kendisine al diyoruz. İhtiyacın azaldıkça ishal hafifçe ishal olursun. Dozu azaltabilirsin. Ama bunu aldığınız zaman vücutta vücudun ihtiyacı neyse onu almış oluyorsun. C vitamini ihtiyacı. Hı hı. Sigara içenlerde bu çok yüksek zaten. Bu C vitamini ihtiyacı hiç yok C vitamini vücutlarında. Öldürdükleri için sigarayla. C vitamini burada aldığınızda virüsü girse bile sizde ölür. Ölüyor. İyot. İyi bir doz iyot alırsanız vücudunuza çok değerli. O da alıyorsunuz öldürüyor. Yani D vitamini zaten virüsün yapıştığı yere gidip yerleşip Yapışmasını engellediği için çok değerli. Şimdi bunlar elimizdeyken biz ne yapıyoruz ben anlamıyorum. Ozon gibi bir silah var. C Yüksek doz damardan C vitamini gibi bir silah var. D vitamini gibi bir silah var. Mesela Yok ozon gibi. soğunu var sizde. Var yani yine evet. Muhteşem. Evet. Kaç 20 dakikalarını ayırmanız lazım herhalde. Yani 20-25 dakika. 30 dakikada yani bütün vücudunu sterilize ediyor zaten. Hı hı. Dışını sterilize ediyor, içini sterilize ediyor. Yine Aslında ben her zaman şunu söylüyorum. Bir insan en iyi yatırımı kendine yapmalıdır. Evet. Belki de bu kadar Şu sıra, gafil anlamamızın sebep başlık. Yani bu, bu tedavileri insanlar yalnızca korona için değil. Tabii ki. Bu tedaviler her şey için değerli aslında. Aynı zamanda temizliyor bunlar sizi. C vitamini aynı zamanda temizler. D vitamini öyle. Akciğer hastalıklarında, şeker hastalıklarında tüm alerjilerde C ve D'yi yüksek doz almak gerekiyor. Evet. Çinko diyorum, C diyorum, D diyorum, ozon diyorum. Bunların hepsi çok sıcakın nitelikteki, mi, mizaçlı yiyecekler Hı -hı. diyorum. E böyle şey, çinko'ya ağız buruyorlar böyle mesela şeyler. Halbuki yani çinko olayın göbeğinde dolanıyor. Kesinlikle çok önemli. Yani bunlar olayın göbeğinde dolanıyor. Bütün bağışıklık sistemini çok yükseltmeye de gerek yok diyor bir tanesi. İyi de yani vücut vücutta virüs girince zaten olan olmuş oluyor. Korumak için bariyer koy da girmesin. Bağışıklık sistemi yüksek olsun da girmesin. Her hastalıkta önemli değil mi hocam bağışıklık sistemi? Evet. Ne olursa olsun. Hangi bağışıklık sisteminin olsun? abarması içeride oluyor. Yani evet. bu virüste içeri girdikten sonra bir süre sonra karıştırıyor. Aynen otoimmün hastalık gibi oluyor. Akciğer dokusuna saldırıyor. Evet. Şu i̇şte o sırs dediğimiz olay oluyor. Şöyle hiç bahsedilmesi mesela. Evet. E, propolis... Bir Allah'ın kulu da söylemedi bunu. Evet hiç benim de duymadım bir tane Stokiy fırtınası dedikleri bu zaten. Evet. Mesela hocam propolis kullanımı hakkında bir soru gelmiş. Virüse karşı propolisin etkisi var mı? Propolis kullanımı. Propolis bağışıklık artırması için. Bakın karışıklık oluyor virüsü öldüren, direkt öldüren destekler var. Bağışıklık sistemini yükselten, dürten destekler var. Propolis dürter. Virüs öldürmez ama C vitamini virüsü öldürür. İyot virüsü öldürür. Öldürür. Evet. Hı, Hı Evet. D vitamini yükseltir ve bu stokim e, sitokin fırtınası denen şeyle de savaşır. C de savaşır. Virüsü öldürenler kekik öldürür ama kekik öldürür. kekik suyu bahsetmiştik kekik, kekik kaynatmak kekik çayı çay ağacıya öldürür hani hmm. bu fıs fısın içindekiler virüsü öldürüren şeyler evet bunlar yine çok kıymetli ve önemli bilgiler aslında ki ulaşılabilecek de şeyler hani çok yani, bunun için çok bir şeyler terapi, yapmanıza evet. gerek yok evet yine sizin yanlış anlamadığınız için nefes içine çekiyorsun ya fıs fıs evet. yaptığında Sürekli olarak ada çayı yani bun, e, bunlar e, kırmızı ada çayı çok değerli. Evet kırmızı ada çayı demiştiniz hocam. Kırmızı evet, ada benim, çayı evet. E, çok ilgimi çekiyor bunlar yine bulunabilecek şeyler evde uygulanabilecek şeyler uygulayabilirsiniz diyelim. Peki hocam son 5 dakikamız kalmış ve ev hayatında da insanlar da şu an bağışıklıktan Nasıl izole yani. olalım evet. mı? E, bağışıklık anlamında evet bunları yapmamız gerekiyor. Peki ev hayatında nasıl izole olacağız? Yani biz ufak tefek belirtileri ara ara hissettiğini düşünen insanlar olabiliyor. Kendini bir yoklu, yokluyorlar. Çünkü gerçekten e, başka bir odada oturup televizyonunu iki, iki televizyon varsa başka odada seyredip e, hep bir odada çıkmamak. Yemeğini o odada yemek veya e, diğer aile üyelerinin yanına çıkacağında maskeyle çıkmak, ee, kesinlikle mümkünse tuvaletini ayırmak, tuvaletini, havlusunu zaten ayırmak, mümkünse havlu değil de kağıt havlu kullanması o kişinin, o kişinin e, hani mutfak malzemelerini, banyo malzemelerini ayırıp, mümkünse eğer varsa evde ikinci Tuvalet ve banyoyu ona tahsis etmek ve o e, bütün aile üyelerine maskesiz yaklaşmaması maske e, ve bir odadan çıkmaması ve onun odasının sık havalandırılması. Ona da maskeyle odasına girdin maskeyle o, e, yaklaştın hani temizliğini yaptın e, mesela evin babası hasta ev, anne geldi hı hı. E, odayı temizledi yatağı topladı. E, ayrı kalacak, e, diğer kişilerden ayrı yatacak. Yani gerçekten o da kendi o, bir odada izole edecek kendini, öbür tarafı olabildiğince korumak için. Bu şekilde izole olmak lazım. Evet. Peki. Ve bu, bu arada hani yemeğini evet. filan, yani sürekli sıcak içecekler içmesi, sıcak natürde e, şeyler yemesi, e, yüksek doz C'sini, D'sini, çinkosunu alması. Ee, virüs öldürücü karışımlar, bir sürü kışlık karışımlar var. Düzenli uykusu ve tabii beslenme de bu süreçte herhalde uyku, hocam evet, en önemlisi. Özellikle Hı -hı. 11 ile 3 uykusu diyoruz ama evet 11 ile 3 saatler arasında uyku halinde olunması gerekiyor. Peki hocam Hangi aşamada hastaneye gidelim? Yani şimdi hastanelerde de çok fazla dediğiniz gibi. 12 puan <laughs> Hocamın tabii bir, o İran'dı değil mi hocam? Bir skala a var evet, onunla alakalı evet. değerler veriyor. ama gerçekten. Hocam. Azeri hocam, Azeri Türk Azerbaycan'da hocam. Kesinlikle şu belirtiler olduğunda hastaneye gitmek lazımdır dediğiniz belirti nedir hocam? İzole ettik kendimizi ama baktık durumumuz çok daha kötüye gitmeye başladı. Nefes darlığında. Nefes darlığı. Evet. Nefes ağırlığı. E, ateşin yüksek olması problem değil. Ateşi düşürmemek daha doğru. Bu vücudun sıcak kalması. Mesela Almanlar falan hep asla ateşi yüksek istiyorlar. Vücudusu e, yüksek evet, olması. Çünkü öldürüyor o zaman. Virüs sevmiyor ateşi. Evet. Ateşi yüksek olması çok önemli. E, ateşi düşürdüğünüzde e, ona bolca üreme şansı veriyorsunuz. Bazılarında ateş de olmuyor hocam mesela. Ateş de olmuyor. Arasında. Eskiden önce evet. ateş deniyordu. Olmuyor. Yani e, ishal ve kusma bulantı oluyor mesela. Hı, hı. Kas ağrıları mesela kişiye göre değişiyor sanırım belirtilerse semptomlar. Evet. E, burada problem şu. Ciddi olarak hani e, nefes alıyorsunuz size yetmiyor. Yani nefesinizin aldığınız nefesin size yetmediğini hissediyorsunuz. Sürekli bir oksijen açlığı çekmeye başladıysanız, göğsünüzde dayanılmaz hani bir ağrı var ve siz e, nefes almakta problem yaşıyorsunuz. Ya alamıyorsunuz ya da alıyorsunuz ama oksijen gelmiyormuş gibi hissediyorsanız mutlaka hastaneye gitmeniz lazım. Zaten kritik kısım orası. Oraya kadar bir de şöyle söyleyeyim, oraya kadar beklemeli miyim? Mesela. Oraya kadar beklememek lazım tabii. Evet yine hasta hani en iyi hekim kendi e, böyle bir analiz etmektir ya önce bir kendimizin hekimi olmak tabiri İşte burada 6-12 puan alanların evet. evde geçirecek gibi 12'nin üstüne hastanede evet. tedavi edilmesi gerek gibi o diyoruz. O çok önemli. Bizim her iki sitede de var o puanlamaya ne olur bakın çok faydasını göreceksiniz onun. Doktor orada, Getat sayfasından evet, görebilirler. Panik olmayın orada. Hı hı. Bugün 17'de evet, canlı, yayın yap canlı yayın yapacağız yine. Doktor Getat sayfasından yine Instagram'dan canlı yayın yapacağız. Geçen hafta çok güzeldi hocam, evet. çok keyifliydi, çok keyifliydi. Herkesi bekliyoruz. Evet. Başka bir sürü şeyler vereceğiz. Yani dozlar, tarifler. Verelim. Evet. Verelim. Bugün saat 17. şimdi hocam buradan çıkınca Doktor Getat Instagram sayfasında canlı yayında olacak. Soruları birebir interaktif canlı yayında da. Evet, sorular orada da sorabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu hafta da programın sonuna geldik. Biz artık koronadan başka bir şey konuşamıyoruz. Evet. Ee, başka bir şeyler konuşalım artık. Önümüzdeki haftadan e, itibaren Bilmiyorum. inşallah. Hep bağışıklığı yükselt, yemek için ne yapacağız falan dedik. Yine konuşabiliriz. Hani Akciğer hastalıkları belki burada Hı -hı. problem olabilir. Dönemin alerji olabilir. Ne istiyorlar onu yazsınlar onu konuşurum. Evet. Hangi konu başlıklarını istiyorsanız bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler bugünlük veda ediyoruz ama yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.